Sayın Valim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, çok kıymetli Emniyet Müdürümüz, Sayın Kaymakamlarım, iş dünyasının değerli temsilcileri, oda başkanlarımız, Adana'da görev yapan bürokratlarımız, yol arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, değerli basın emekçileri, kıymetli adamlar, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Bu yıl kökleriyle temasıyla 8.sini gerçekleştirdiğimiz Lezzet Festivali'nin basın toplantısındayız. Biliyorsunuz dünyanın en bereketli toprakların üzerine kurulu bir kentte yaşıyoruz. Adam eksen, adam biter sözü herhalde burası için kullanılmıştır, söylenmiştir. İlk çağlardan itibaren Lui Krallığı, Hititler, Asurlular, Persler, Helenistik krallıklar, Roma ve Bizans imparatorlukları, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyette ev sahipliği yapan Çukurova hep bu tarihsel zenginliğin bir parçası olmuştur. Birbirinden farklı kültürlerin, inançların, anlayışların bir arada yaşadığı bir kenttir Adana. Farklılıklar bu coğrafyada hoşgörü kültürüyle bir zenginliğe dönüşmüştür. Her kültürün kendine has lezzetleri, başka kültürlerin lezzetleriyle bu coğrafyada harmanlanmış ve ortaya eşsiz tatlar çıkmıştır. Bu nedenle lezzet denilince Türkiye'de akla ilk Adana gelir. Adana'nın eşsiz lezzetlerini festivalimiz aracılığıyla bir kez daha tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Dünyanın farklı noktalarından gelecek insanlara her türlü hizmeti buradaki sıcakkanlılığımızla, Adanalılığımızla onlara hissettireceğiz. Adana deyince akla bereketin ardından elbette ki ilk olarak kebap geliyor. Bir kez tattıktan sonra asla bırakamayacağımız bir lezzet. Urfa, Antep gibi farklı isimlerle muadilleri çıksa da kebap her zaman Adana'nındır ve Adana'nın kalmaya devam edecektir. Bu asla değişmeyecek. Biliyorsunuz şu aralar kebaba limon sıkılır mı, sıkılmaz mı tartışması gündemde. Bence her iki şekilde de yenir, tercihe göre değişir. Orada asıl olan kebap. Bu tartışmalara girmeyeceğim ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yanında pilav olan Adana kebabı değildir arkadaşlar. Bence önemli olan bu. Yemin. Bir Adanalı'ya yapılabilecek en büyük kötülük ve hakaret kebabın yanında pilav ikram etmektir. Kebap biz Adanalıların vazgeçilmezi. Aynı zamanda da kırmızı çizgimizdir. Dileyen limon sıkıp yer, dileyen yanında şalgam ya da ayran içer. Ama tek bir gerçek var ki bulgur pilavlı kebap da olmaz. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. İşte bu yüzden diyoruz ki kebap Adana'da yenir. Zeydan Başkanımızın da her zaman dile getirdiği gibi Adana'ya gelin kebabımızı yiyin diyoruz arkadaşlar. Ciğer kebap fark etmiyor Sayın Halim. İkisini de aynı kategoride görüyorum. Çünkü ciğeri de bir başka yapıyor Adana'da. Adana'da normalde kuzu ciğeri kullanılır ama diğer kentlerde genelde işte dana ciğeri kullanırlar. Sadece dananın üzerindeki, o ciğerin üzerindeki perdeyi alırlar. Ondan sonra da onu kuzu ciğeri diye satarlar. Ama Adana'da bilindik mekanlarda genelde kuzu ciğeri yedirilir. Teknik anlamda da bilgilendiriyorum. Ben de bu işlere çok meraklıyım bir Adanalı olarak. O nedenden ötürü biliyorum. Evet, konudan uzaklaşmayalım. Kebap bizler için çok önemli. Elbette ki Adana sadece kebaptan da ibaret değil. Her yerde deva şalgamımızı, kavurucu sıcaklarda içimizi serinleten bicibicimizi, Adana gençleri gecelerinin eşsiz lezzeti olan şırdan ve kırk katı söylememize bile gerek yok. Ama bir de saklı lezzetlerimiz var. Adana deyimiyle nenelerimizin, annelerimizin ellerinde her biri lezzet şölenine dönüşen nohutlu patlıcan dolmamız, etli sarmamız, sarımsaklı köftemiz, tarhanamız, içli köftemiz ve daha birçok yöresel lezzetimiz. Lezzet açısından işte böylesine zengin bir kentte yaşıyoruz. Burada göreceğiniz mutfakta Adana'ya ait görüyorsunuz. Bu zenginlik belki de dünyanın hiçbir yerinde yok.
Adana hiçbir zaman, Adana'da hiçbir zaman aç kalmazsınız. Çünkü acıktıkça yer, yedikçe acıkırsınız. Hangi kapıyı çalsanız bir bayram sofrasıyla karşılaşırsınız. Baranın yoğunluğunu koluna ikram eden, sofrasında toplumsal zenginlikleriyle birlikte barışı, dayanışmayı, kardeşliği, birliği ve beraberliği de yaşatan bir şehrin evlatlarıyız, çok şükür. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Evet, Adana'daki lezzetler çok kıymetli ama aslında o lezzetleri değerli ve önemli kılan ve onun belki de insandaki o duygusunu artıran hikaye, gerçek anlamda bu sunumların samimiyetle yapılmasıdır arkadaşlar. Zamanında bize çok fazla misafir geldi. Hala da geliyor da ama biz çocukken bizim soframız asla boş kalmazdı. Öğlen, akşam sağ olsunlar misafirler hiç eksik olmazdı. Annem de ara ara doğal olarak babama kızardı. Hepimizin evinde yaşanan hikayelerdir. Babam da derdi ki, hanım derdi, misafir ağırlamak herkese nasip olmaz. Adana'nın kültürü budur aslında. Ben bu kültürde doğduğum için, büyüdüğüm için gurur duyuyorum. Adana'yı çok seviyorum. Sizler de bu bahsettiğimiz kültüre katkı koyduğunuz için de hepinize ayrı ayrı Adana adına çok teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, medeniyetlerin buluşma noktası olan Adana'mızı kültürüyle, sanatıyla, sinemasıyla, doğasıyla, tarihiyle, sıcakkanlı insanlarıyla, enfes lezzetleri ve festivalleriyle dünyanın bir numaralı kenti yapacağız. Bu gururu ve mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzellikleri, bu zenginlikleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak, tüm insanlıkla paylaşmak için Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşker'in öncülüğünde Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, değerli oda başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanlarıyla birlikte durmadan el birliğiyle çalışacağız. Buradan 17-22 tarihleri arasında lezzetin Adana'da zirveye ulaşacağının sözünü veriyor ve tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz. Festivalimizin gerçekleştirmesinde bizlere öncülük yapan, başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza, emniyet müdürümüze, oda başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, katkı koyan herkese, değerli basın emekçilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Daha nice festivallerde buluşmak ve hep bir arada olmak dileğiyle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.